Daha önce 24 Ekim'le ADSM'de hizmet veriyorduk. Hastalar çok ciddi mağduriyet yaşıyordu hastanemizde. Sabahleyin çok erken saatlerde gelip saat 5'te gelip sıra kuyruğuna giriyorlardı ve sıra bulamadan geri dönen hastalarımız da oluyordu. Sonradan biz hasta sayısını %30 oranında ilk etapta arttırdık. Sonra bakanlığımızın yaptığı atamayla 8 doktorumuz göreve başladı. Kozluk'ta şu anda 2 hekim hizmet veriyor. Kozluk'ta 36 tane hekimle hizmet veriyoruz şu anda. Hasta sayısı %30 oranında da arttıktan sonra saat 10'da 11'de gelen hasta dahi sıra bulabiliyor şu anda. Büyük ölçüde azaldı. Daha güzel hizmetler vermeyi düşünüyoruz. Uzman bekliyoruz. Yani şu an mevcut uzman sayısı, Türkiye'de mevcut uzman sayısı 400 olduğu için Batman ADSM'yi bu konuda önceleyemiyorlar. Fakat ileriki dönemlerde siyasilerimizden de bu konuda destek bekliyoruz. Bize uzman gönderilmesi konusunda, ameliyathanenin hizmete açılması konusunda. Şu an hastane büyük ölçüde rahatladı. Hekim sayısı artınca büyük ölçüde rahatladı hastanemiz. Bu alt ve dış salın merkezinde çalışalı 3 hafta oldu. Yeni klinimizle hastalarımıza hizmet vermeye başladık. Tamamen hastanemiz yeni malzemelerle birlikte daha iyi hizmet veriyor. Bu yıllıkki atamayla Batman Ağız Diş Sağlığı Merkezi'ne atandık. Yeni kliniğimizde hastaları hizmet vermeye hazırız. Hastalarımızı bekliyoruz. Şimdi Batman'ımız için gelen doktor sayısından artış olmasına bir fayda var. En azından vatandaşların burada sıra beklemesine gerek kalmamak olur. Daha çabuk insanlar tedavi olup evlerine gidebilirler. Daha çok doktorların gelmesini istiyoruz. Ne kadar doktor için fazla gelirse bizim için o kadar faydalı olur. Şimdiye kadar diş hastanesinden çektiğimiz sıkıntılara rağmen şimdi ise doktorlar çoğu almış ve sıkıntılarımızı gideriyorlar. Daha tavsiye ediyoruz artık. Yani her şey eskisi gibi değil. Bayağı değişim falan var. Tabii ki daha da buraya önem verseler daha da güzel olur. Kimse sıkıntı daha fazla çekmez burada. Çok iyi doktorlar gelmiş. Kendilerine teşekkürlerimi sunuyorum.